45-40 tamam, geliyoruz sınır kapısına, tamam. Kara para aklama olayları var, çabuk gelin, tamam. Abicim arabanın jantları çok güzel olmuş ya, bizim acil işimiz çıktı, bittiyse alalım da gidelim. Bitti kardeşim, bitti arabanın jantları. Tam istediğiniz gibi olduğunu düşünüyorum, güle güle kullanın diyorum, kendinize iyi bakın. Sağ ol abicim, sağ ol. Allah yardımcınız olsun. Arkadaşlar bugün sınırdan çağrıldık, arabayı da tamire bırakmıştık, ufak sıkıntıları vardı. Bırakmışken jantları da değiştirdik arkadaşlar, gördüğünüz gibi modifiyeli oldu. Arkaya da bir difüzör eklettik arkadaşlar, çok da tatlı oldu bence araba. Şimdi sınıra gideceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Twitch'te bir bit kaçırma olayları falan muhabbetler dönüyordu. Onlarla ilgili bir soruşturma var gümrük kapısının oralarda, sınırda. Oraya gideceğiz. Arkadaşlar Twitch bitmiş ya. Hani bitmiş. Bit. Espri aldınız mı? Bitmiş. Tamam tamam. Soğuk bir espriydi, kabul ediyorum. Şöyle sirenlerimizi de yakalım arkadaşlar. Çok gözükmese de O tuşu ile yakabiliyorsunuz sirenlerinizi. Haberiniz olsun. Ama cidden enteresan arkadaşlar Twitch'te böyle şeyler yaşanması. Şimdi olayı ben bildiğim kadarıyla sizlere anlatayım. Bir çete var bence böyle. O çete yayıncıları kolay para kazanmaya teşvik etmek amaçlı. Hani onları kandırıp kolay para kazanacaklarını söyleyerekten işbirliği yapıyorlar. Ama bu illegal bir yoldan oluyor. Onlara legal olduğunu anlatıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bak bu yayıncı da yapıyor, şu yayıncı da yapıyor, bu yayıncı da yapıyor. İsterseniz onlarla da konuşturalım bilmem ne. Öyle olunca haliyle herkes kabul etmeye başlıyor. Fakat insan bir düşünür. Hani bu para nereden geliyor? Sen neden bana bit alıp da oradan kendine pay alıyorsun ki? Yani direkt bana bırakacağın payı sen kendi ellerine para olarak bana ver dese daha mantıklı değil mi? Neden bunu bit üzerinden yapıyor falan? Hani kimse düşünmemiş mi acaba? Neyse, bu bit işine ne kadar kişi bulaştıysa şu anda hepsi Twitch'i bırakıyor, gidiyor, bir şeyler oluyor. Ortalık bayağı bir karıştı arkadaşlar, kısacası benim gördüğüm kadarıyla. Olayın ne olduğuna ait çok da bir bilgim yok. Genelde kulaktan dolma bilgilerle sosyal medyadan gördüklerim, anlatılanlardan duyduklarım. Yani anlatılanlara göre yaptıkları bu yayıncıların affedersiniz ama büyük bir para gözlük yani bence. Aç gözlülük oluyor biraz. Çünkü tamam paraya ihtiyaçları olabilir falan. Orası ben bilmediğim yerler ama sonuçta helal haram ayrımını bilmek lazım. O para anladığım kadarıyla başka insanların kredi kartlarından çalınıp da oraya yatırılan paralar. Bu bit olayları bayağı bir Twitch'i karıştırdı açıkçası. Bu arada yayıncı olmak isteyenlere duyurulur arkadaşlar. Twitch yayıncılarının yarısı gittiğine göre yeni yayıncıların önü açıldı. Gelin buyurun arkadaşlar, hep birlikte yayıncı olalım. Şimdi işin kötü kısmı ne biliyor musunuz? Bizim medyamızda bir de öyle bir olay var ki bu olaylar çıktı diye iyi yayıncılar da, hani bu işi yapmayan yayıncılara da çamur atılmış oldu. Direkt Twitch kara para aklıyor olarak haberler çıkmaya başladı. Biraz daha olay böyle bu şekilde kötü oldu. İnşallah en kısa zamanda ceza alması gerekenler... La polisin önüne mi kırıyorsun lan? Ha? Polisin önüne mi kırıyorsun oğlum ha? Kimin önüne kırıyorsun lan? Abicim bak, kiminle uğraştığını bilmiyorsun ha, gel lan buraya. Seni aklarım ha böyle. Adam ol. En kısa zamanda ceza alması gerekenler belirlenir de Twitch temiz Twitch olur yani arkadaşlar. Çünkü hoş bir durum değil. Pardon, Twitch bitmiş arkadaşlar. Twitch'in tüm olayı bitmiş. Bu arada okul falan bittikten sonra böyle tamamen düze çıkınca Twitch'te yayınlara tekrar dönebilirim arkadaşlar. Hatta sınavların arkasından bile dönebilirim. Açıklamadaki Twitch adresinden de Twitch'imi takip edebilirsiniz. Lan yine bu şarkı geldi. Bak 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 bak. Yaşıyorum. Arkadaşlar bu şarkıyla artık bütünleştik. Bir ara yalan 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 şarkısı vardı, onunla bütünleşmiştik. Şimdi de bu şarkıyla bütünleştik. Biz şarkılarla bütünleşiyoruz herhalde arkadaşlar. Şarkılarla aramızda özel bağ oluşuyor artık. Ulan kardeşim ne bu yavaşlık lan? Kaç ton taşıyor lan bu böyle? Aç yol, aç, polis geliyor, aç 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 aç. Kank 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 kank. Oo hocam burada olay var, bir saniye bir saniye. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Biz olayı kaçırmayız, hadi baba oynat. Arkadaşlar olay nedir burada? Ablacım yamuk park etmişsin, lütfen bir dahakine düzgün olsun. Olay ne abicim? Bana araştırıyoruz şu anda, uyuşturucu kaçırdığını söyleniyor. Neden bu kadar hızlı konuşuyorsun? Acele etmem lazım, çok hızlı bakmamız lazım çünkü acele işlerimiz var bizim daha burada. Biz şu anda yol üzerinde yakaladık bunu, bir iki tane daha tır bulmamız gerekiyor. Anladım anladım. Sen niye boş boş duruyorsun lan, yardım etsene lan adama. Abi benim derdim başımdan aşkım, beni bırak. Sen bununla yorulmuyor musun ya? Boşver abi onu, kendi haline takasın. O zaman size kolay gelsin, daha incelemeniz devam ediyorsa ben de kaçayım. Benim de incelemem gereken bit olayı var. Bitik bir Twitch'in işlerini inceliyorum. Hayda, sana mı verdiler o görevi ya? Geçmiş olsun abi. Çok zor bir görev. Çok. Sağ olasın, sağ olasın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Lan dur 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 lan. Arkadaşlar buna da ceza kesersiniz. Kaçak dozer taşıyor dersiniz, tamam mı? Bu da öyle. Bu da öyle. Kaçak dozer taşıyor. O zaman görevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Adam yol verdi lan. Adam polis olunca tabii tutuştu bir tarafların, değil mi? Allah'ım ya Rabbim. Normal zamanda kimse yol vermez arkadaşlar. Burada ne trafiği var lan böyle? Hayırdır lan buraya? Ne oluyor lan?
Ne trafiktir bu böyle? Çözemedim olayı, neyse oraya başka biri ilgilensin. Her yere biz koşacak değiliz ya. Lan direksiyonun önünde üstünde bu ne böyle? Bu araba kazalı mı lan acaba? Direksiyon hava yastığı falan da patladı, değiştirdiler mi? Etiket mi yapıştırdınız, ne yaptınız lan? Bak bak, polislere makas atmadık demeyiz arkadaşlar. Yeri gelir polisler de makas atmak zorunda kalır. Ona göre arkadaşlar, görüyorsunuz. Çünkü suçluyu yakalamak için polislerin de makas atması gerekebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki gerçekten zor bir iş araçları kovalamak. Bunun için de seri bir şekilde ilerlemesi lazım. Trafiğin sürekli ona yol vermesini beklemek yerine bazen kendi çözümünü kendisi üretmesi lazım. Biz de gördüğünüz gibi kendi çözümümüzü kendimiz ürettik ve önümüz şu anda bomboş. Buna en son söylediğimde trafik aşırı derecede artmıştı. Ulan makas mı lan? Lan buradan geçer mi lan bu polis? Lan son anda sürttük. Kusura bakma abicim. Olur öyle şeyler. Olur öyle. Sürten polis yani. İyi tarafından bakın. Ayda bir olay daha var. Bir olay daha var. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Olay nedir? Ehliyet ruhsat mı sorgusu? Ha, günlük çevirme olayları diyorsun. Tamam, size kolay gelsin. Benim acil kaçmam lazım amirim. Ulan yolda da bir sürü olay var ha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Lan rakip polis benden önce gidiyor olay yerine arkadaşlar. Rakip polis beni geçti. Lan kimi geçiyorsun lan sen? Olay yerine benden önce gidenin var ya, polisliğini aldırtırım ulan. Gel lan buraya. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Ben böyle bir terbiyesizlik daha önce hiç görmedim şahsen. Yapılanları büyük harflerle kınıyorum arkadaşlar. Büyük harflerle ama kınıyoruz. Lan polis. Bak bak, sağ şeride falan geçiyor. Makasa falan çıkacak lan. Hayırdır lan sana? Ha? Gel lan buraya. Bak bana bak, suratıma bak. Beni duyuyor musun? Suratıma bak. Önüne kırarım senin ha. Neyse arkadaşlar, onun makas atma becerileri daha açılmamış diyecektim. Burada bir çevirme daha var. Ne oluyor abi bugün? Bir saniye. Bugün çok büyük olaylar var ya. Ya selamun aleyküm. Hayırdır, ne bugün böyle? Ruhsatsız silah taşımak mı? Hiç yakıştıramadım ablacığım. Yani sizin gibi bir insana ruhsatsız silah taşımak gerçekten yakışmadı. Ayıp. Gerçekten büyük ayıp bu arada. O zaman size kolay gelsin abicim. Benim yine bekleyen bir işim var. Acil. Ulan arkadaşlar, sınır kapısına gelene kadar kaç tane çevirme gördük, görüyor musunuz? Allah'tan hiçbirinde bizi ilgilendiren bir durum yok. Hani belki dedim yayıncılardan falan biri kaçmaya çalışıyordur da onları tutup çevirmişlerdir. Öyle bir olay yok tabii ki. Lan arayı açın da bir geçelim kardeşim. Yoksa geçiririz yani, ona göre. Arabayla birazcık vura vura geçiririz. Arayı açın. Bizi zora sokmayın abicim. Bizi zora sokmayın hadi. Lan bu ne trafik lan kardeşim? Ben tır tarafından geçiyorum. Sizinle uğraşamam. Arkadaşlar acaba otoparkta bir sıkıntı var mıdır? Amirim ben geldim. Amirim aç kapıyı amirim. Adamsınız amirim. Adamsınız. Siz kralsınız. Acaba biz onlardan önce mi geldik yoksa bizi mi bekliyorlar? Lan bırak şu tablette oyun oynamayı artık, yeter be çocuk adam be. Genç amirlere kolay gelsin, kolay gelsin. Bakın köpekçiyi bayılın köpecik. Şu salağa söyleyin kapıdaki tablette oynamasın, daha yeter. Adam çalışmaya geliyor, tabletle oynuyor. Kafasını bilgisayardan kaldırmıyor. Dalacağım en sonunda bir gün, o olacak. Arkadaşlar ben en iyisi bizim yönetim binasına gireyim de oradakilerle konuşayım bu işi. Arabayı şöyle kapının önüne bir çekelim. Selamünaleyküm. Allah belanı vermesin. Yattara yeter be, yattara be. Arkadaşlar selamünaleyküm. İki tane mi yattaraymış bir de? Allah belanı vermesin. Hoş geldin kardeşim, nasılsın? Valla yattar abi, Twitch yayıncılarının işleriyle uğraşıyoruz ya. Bitirmişler Twitch ya. Nasıl olmuş kardeşim? Abi milletin kredi kartlarından para çalıp birbirlerine para transferleri yapmışlar ya. Allah Allah. Kötü olmuş kardeşim, kolay gelsin. Sağ olasın abi, sağ olasın. Ben de şimdi içeri gideceğim, bunları konuşacağız. Birazcık araştırmamız lazım ne yapmamız gerektiğini falan. Tamamdır kardeşim, görüşürüz. Arkadaşlar siz de kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem modifiyeli bir polis arabamız var. Bizim polis arabamızda şekilli olur, öyle dümdüz polis arabası olacak değil ya. Bu arada Forza Horizon 5 videolarını izlemek isteyenler varsa Harry Potter kanalına gelebilirler. Her gün olmasa da haftada birkaç defa Forza Horizon 5 videosu gelecek o kanala. Harry Potter kanalında linki açıklamada mevcut. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.